Washington'dan VOA Türkçe Ekotürk ortak yayınından herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Yeni bir haftaya başlarken Amerika'da bütün dikkatler New Hampshire'da yapılacak seçimlerde. Yarın önemli bir gün. Özellikle gözler Demokrat Başkan aday adaylarında. İsterseniz haftaya başlarken önce haber başlıklarımızı bir hatırlayalım. Demokrat Başkan aday adayları ikinci ön seçim için New Hampshire'da kamp kurmuş durumda. Salı günü yapılacak ön seçim öncesi anketler Bernie Sanders'la Pete Buttigieg'i ilk iki sırada gösteriyor. Ama belli olmaz tabii. Mehtap Çolak ve Üzeyir Yanar'dan oluşan VOA Türkçe ekibi New Hampshire'da şu anda bizi bekliyorlar o soğukta. Amerikan Başkanı Trump yeni bütçeyi bugün açıklıyor. 4.8 trilyon dolarlık bir bütçe olacak. Dış yardımlarda büyük bir kesinti bekleniyor. Selen Akif Akyıldız yeni bütçe ve Trump'ın açıklamaları ile ilgili son bilgileri bizlere aktaracak. Almanya'da Thüringen eyaletinde hatırlarsanız geçtiğimiz hafta aşırı sağcı parti AfD ile yapılan işbirliği Merkel'in partisi CDU'nun başkanına kadar uzandı diyebiliriz. Alman siyasetinde bir deprem mi yaşanıyor? Cem Dalaman Berlin'den son yaşananları bizlerle paylaşacak. İrlanda'ya oradan geçeceğiz. İrlanda'da seçimler yapılmıştı biliyorsunuz. Sinn Féin birinci parti oldu. Halkın tercihi var olan düzeni sarsacak mı? Neler konuşuluyor İngiltere'de? Yapılan yorumları Londra'dan Barış Çimen'den alacağız. ABD piyasaları haftaya yükselişle başladı ama koronavirüsünün ekonomiye uzun vadeli etkileri neler olabilir? Bu tartışılıyor. Aslı Pelit de New York'tan son bilgileri bizlere aktaracak. Bugün 10 Şubat 2020 Pazartesi, ben Serdar Cebe, Stüdyo VOA başlıyor. Demokrat Başkan aday adayları ikinci ön seçim için New Hampshire'da kamp kurmuş durumda. Salı günü yapılacak ön seçim öncesi anketler Bernie Sanders'la Pete Buttigieg'i ilk iki sırada gösteriyor demiştim. Bir önceki seçimde hatırlarsanız Pete Buttigieg az bir farkla Bernie Sanders'ın önündeydi Iowa seçimlerinde. Bu seçimlerde de özellikle ikilinin yarışması bekleniyor ama bu işlerde, böyle seçim işlerinde, ön seçim işlerinde tabii ki öngörü çok tutmuyor. Başkan Trump'ın da orada bugün bir mitingi var. Tabii ki Cumhuriyetçilerin adayı açıklanmasa da Trump orada adaylığı kesinleşmiş gibi görünüyor. Şimdi Mehtap Çolak Yılmaz ve Üzeyir Yanar'dan oluşan VOA Türkçe ekibi New Hampshire'da soğukta bizi bekliyorlar. Mehtap'a hemen sözü bırakalım. Mehtap, neler yaşanması bekleniyor? Hava nasıl orada? Bize aktarır mısın? Serdar merhaba. Yaklaşık 0 derecelik New Hampshire'ın Manchester kentindeyiz. Burayı Türkiye karşılaştırması olarak aktarırsak bu eyaletin İstanbul'u gibi diyebiliriz. Başkenti değil, başkent Concord ama büyük şehirlerinden biri, ama yine de çok büyük bir şehir değil. Ve Amerika'da başkanlık seçimlerine uzanan yolculukta ön seçimlerde ikinci durak olması açısından önemli. Iowa, sonra New Hampshire demiştik daha önceki yayınlarımızda. Ama Iowa'da Demokrat Parti'nin ön seçimleri sırasında o kullanılan yeni teknoloji uygulamanın çalışmaması ve teknik aksaklıklardan dolayı neredeyse bu sabaha kadar resmi sonucun gelmemiş olması burayı, New Hampshire'ı çok önemli, kritik hale getirdi. Buradan çıkacak olan aday, burada önde bitirecek olan aday acaba Demokrat Parti'nin Trump karşısındaki adayı olacak mı? Belki bu açıdan önemli olacak. Dediğim gibi burada hareketli bir hava var. Iowa'dan sonra Pete Buttigieg'in yardımlarında, bağış kampanyasında ciddi bir ivme kazandığını biliyoruz. Ve bugüne kadar Demokrat Parti aday adayları seçim kampanyaları sırasında birlik gösteriyorlardı. Ve tek ortak söylemleri Trump, bir kez daha Trump dönemi olmamalı Amerika'da şeklinde bir söylemin altını çiziyorlardı. Ama bu kez öyle olmadı. Pete Buttigieg'in önde çıkması, Bernie Sanders'la başa baş gitmesi, ki burada da New Hampshire'da da daha önceki ön seçimlere baktığımızda çok açık farkla Bernie Sanders'ın burayı aldığını hatırlatalım
bir önceki seçimlerde, yani Hillary Clinton'ın demokratlardan aday olduğu seçimlerde. Çünkü Vermont eyaletine komşu eyalet burası. Buralarda etkili olduğunu biliyoruz Bernie Sanders'ın. Ama Pete Buttigieg sürprizi biraz hararetlendirdi. Söylemleri sertleşti adayların. Joe Biden başkanlık kampanyasını hazırlanırken bir baktı ki önünde ön seçim kampanyasına da hazırlanmasını gerektiren bir süreç var. Dolayısıyla Amy Klobuchar isminin de öne çıktığını hatırlatmak isterim. Üçüncü olarak görünüyor son anketlere baktığımızda ki dördüncü sırada yer alıyordu daha önceki anketlerde. Daha doğrusu beşinci sırada yer alıyordu. Joe Biden Elizabeth Warren'la dördüncülüğü paylaşıyordu. Şimdi önümüzde dediğim gibi 24 saatten az bir süre kaldı. Iowa'daki o değişik uygulama yapılmayacak burada. Eski usul kağıtlarını dolduracaklar ön seçim için yarın sabah saatlerinden itibaren okullarda, işte kiliselerde, seçim noktalarında ön seçimler için aday adaylarını seçecekler New Hampshire'lılar. Ve yarın bakalım belki de Demokrat Parti'nin başkanlık seçimi sürecindeki isim netleşiyor olabilir. Kimin öne çıkacağını ortaya çıkarıyor olacağız. Ama dediğim gibi New Hampshire'ın bu Manchester kentindeki sokaklar biraz da farklı şekilde de hareketli. Seçim kampanyalarını bitirdi Demokrat Partili aday adayları. Ama Başkan Donald Trump geliyor bu akşam buraya. Ve Trump destekçileri de şu anda yağmur başladı. Yarın kar bekleniyor burada. Sokağı doldurmuş vaziyetteler. Ve iki partinin çekişmesi şu anda Amerika'nın bu kuzey eyaletinde bugün buraya imzasını atacak gibi görünüyor Serdar. Trump destekçileri de New Hampshire sokaklarını şimdiden doldurdu akşam saatlerinde olmasına rağmen miting. Oradaki havayı da ilerleyen yayınlarımızda aktarıyor olacağız. Amerikanınsesi.com internet adresimize de aktarıyor olacağız. New Hampshire'da artık son 24 saate girildiğinde ön seçimler için hava böyle, hava soğuk ama kampanya trafiği açısından son derece sıcak bir hava var diyebiliriz. Evet, New Hampshire'da Manchester kentinde kar var. Washington'a bir türlü yağmadı. Mehtap Çolak Yılmaz ve Üzeyir Yanar'dan oluşan VOA Türkçe ekibine teşekkür ediyoruz. Hemen geçelim başkent Washington'a. Başkan Donald Trump pazartesi, yani bugün, 4.8 trilyon dolarlık bir bütçe açıklayacak. Amerikan basınında yer alan haberlere göre bütçede güvenlik ağı programlarıyla dış yardımlardan ciddi kesintiler yapılması öngörülüyor. Seren Akif Akyıldız kongre manzaralı şu anda karşında. Seren, nasıl bir bütçe olacak bu seneki? Serdar, bu seneki bütçe geçen yıllara göre biraz farklı olacak diyebiliriz. Özellikle dış yardımlar konusunda sen de söyledin. Dış yardımlar 2020 bütçesi için dış yardımlar 55 milyar, yaklaşık 56 milyar dolardı diyebiliriz ayrılan para. Ancak 2021 bütçesinde dış yardımlar için %21'lik bir indirim söz konusu. Ve dış yardımlar için ayrılan para miktarı 44 milyar dolar diyebiliriz. Yalnız Ukrayna'ya yönelik yardımda bir değişiklik yok. Neden Ukrayna'dan bahsediyoruz? Son 6 aydır Amerika'da en fazla belki de adı duyulan ülke Ukrayna, aziz soruşturması nedeniyle Eylül ayında başlamıştı soruşturma, hatırlayacaksın. Başkan Donald Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki telefon konuşmasına dayandırılmıştı aziz soruşturması. Ukrayna dış ülkelere yardımda genel olarak %21'lik bir indirim olsa da Ukrayna'ya yönelik yardımda 2021'de değişen bir durum söz konusu değil. 2020'de aldığı yardımı Ukrayna 2021'de de almaya devam edecek. Bununla birlikte savunma bütçesinde artış söz konusu. Çok fazla olmasa da %0.3'lük bir artışla Amerika'da savunma bütçesi 740 milyar doları aşacak 2021'de öngörüldüğü üzere. NASA, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın bütçesinde artırma gidiyor. Başkan Donald Trump 3 milyar dolarla NASA'nın bütçesi de 25 milyar dolara çıkıyor ki Amerika biliyorsun Ay'a ve Mars'a seyahat planları yapıyor. Bu nedenle bu bütçede artırma gidildiği belirtiliyor. Duvara da parayı unutmadı Başkan Donald Trump. Başkan seçilmeden önce seçim kampanyasında vaat etti Meksika ile Amerika sınırına duvar inşaatı ile ilgili ki orada Meksika parayı ödeyecek diyordu seçim kampanyasında.
kampanyası sırasında anlaşılan, ancak 2021'de de Amerikalı vergi mükellefleri duvarın inşaatı için para ödemeye devam edecekler. Para ayrılan parada bütçede 2 milyar dolar diyebiliriz. Ancak bütçenin eleştirilen önemli noktaları var ki sağlık harcamalarına yardımları da kesintiye gidiliyor. Sosyal programlarda kesintiye gidiliyor. İşte demokratlar bütçeyi bu yönden eleştiriyorlar. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın Amerikan aile hayatına verdiği az değeri bir kez daha gösterdiğini söyledi. Bu nedenle bu bütçe öneri olarak kalabilir. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde demokratlarla cumhuriyetçiler ve başkan arasında bütçenin kabul edilmesi için sıkı pazarlıklar yapılması öngörülüyor Serdar. Seren Akif Akyıldız, Trump'ın açıklayacağı 4.8 trilyonluk bütçede neler olacağını bizlere aktardı. Teşekkür ediyoruz. Hemen Avrupa'ya uzanalım. Berlin'de Cem Dalaman bizi bekliyor. Almanya'da geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Thüringen eyaletinde aşırı sağcı AfD Partisi ile işbirliği yapmıştı CDU ve siyasi bir krizle çalkantı başlamıştı. Başbakan Angela Merkel bir anda müdahale etti. İşte seçilen başbakan istifa etti. Ama şimdi Hristiyan Demokrat, yani CDU Genel Başkanı Karen Bauer'i bu kriz vurdu diyebiliriz. Aday olmayacağını açıkladı 2021'de. Cem şu anda karşında, ayrıntılar onu dinleyeceğiz. Cem, seni dinliyoruz. Serdar, Berlin'deki, Almanya'daki siyasi kaos tam anlamıyla sonu açık bir şekilde derinleşiyor. Geçen yayınlarımızda da aktardığımız gibi Thüringen eyaletinde başladı bu siyasi kriz ve Berlin'e çok feci şekilde vuruyor. Bugün yaşananlar Berlin'de büyük sürpriz olarak yorumlandı, nitelendi. Hiç beklenmeyen bir gelişmeydi bu boyutuyla. Çünkü Angela Merkel, hatırlayalım, 2018'de CDU genel başkanlığından çekildiğini açıkladı ve kendi yerine başbakanlık halefi olarak da aynı zamanda Annegret Kramp-Karrenbauer'ı o zaman önerdi ve Kramp-Karrenbauer de partisi tarafından genel başkanlığa seçildi ve federal hükümette de savunma bakanlığını üstlendi. Herkes Annegret Kramp-Karrenbauer'ın 2021'de yapılacak seçimlerde, genel seçimlerde Angela Merkel'in yerine başbakan olacağını kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Thüringen'de geçen hafta yaşanan Bizans oyunu Annegret Kramp-Karrenbauer'ın siyasi kariyerinin neredeyse sonu oldu diyebiliriz. Bugün basın toplantısı düzenledi Kramp-Karrenbauer ve geçen hafta CDU'lu milletvekillerinin Thüringen eyaletinde ırkçı, aşırı sağcı AfD partisiyle birlikte Liberal Parti'nin adayını başbakanlığa seçmesinin açtığı krizin sorumluluğunu alarak partisinin liderliğinden geri çekildiğini, başbakan adayı olmayacağını duyurdu. Şu andaki duruma göre önümüzdeki aylarda CDU liderliğini geçici olarak sürdürecek Karrenbauer. Önümüzdeki yaz aylarına kadar yeni lider ve ileride başbakan adayı olacak partinin ismi belirlene kadar bu görevi sürdürecek. Ardından da partisindeki liderlik görevinden çekilecek. 2021'deki seçimlere kadar Savunma Bakanlığı koltuğunda oturmaya devam edecek. En azından bu şekilde açıkladı. Fakat başta da belirttiğim gibi o kadar bir dinamizm yaşanıyor ki bu Thüringen vakası sonrasında Berlin'de ne olacağını kestirmek, gerçekten de Kramp-Karrenbauer'ın bu kadar uzun süre bakanlık koltuğunda kalıp kalamayacağını şimdiden söylemek neredeyse imkansız diyebiliriz. Aynı şekilde Angela Merkel'in de koltuğu sallanıyor. Çünkü Angela Merkel ve Kramp-Karrenbauer birlikte hareket eden bir ikili görünümündeydi. CDU'nun muhafazakar kanadından gelen talepler, Merkel'in de başbakanlığı önceden bırakması ve onun yerine CDU liderliğinin de Kramp-Karrenbauer'ın da yerine partinin muhafazakar kanadının en önemli ismi, sağ popülist söylemleriyle tanınan Friedrich Merz'in geçmesi şeklinde talepler giderek yükseliyor. Alman siyasetinde gerçekten de çok gerilimli ve gergin bir dönem yaşanıyor. Ve Berlin'de yapılan yorumların ortak noktası şu: CDU
Hristiyan Birlik Partisi büyük bir zararla çıktı bu Thüringen olayından ve olaydan karlı çıkan, sonuçta karlı çıkan tek grup ırkçı AfD Partisi. Yapılan kamuoyu yoklamalarında da zaten AfD'nin oylarının geçen günlerde yeniden artışa geçtiği tespit ediliyor. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki günler yeni olaylara gebe diyebiliriz ve bunları tabii ki yayınlarımızda dinleyicilerimize, seyircilerimize aktarmaya devam edeceğiz Serdar. Amerikanın Sesi.com internet adresinden Cem Dalaman'ın yaptığı haberleri izleyebilir, okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Almanya'da yaşanan siyasi krizi bizlere aktardı. Cem Dalaman, kendisine teşekkür ediyoruz. Hemen Londra'ya geçelim. Bir seçim yapıldı. İrlanda'nın milliyetçi Sinn Féin Partisi seçimlerin ilk sonuçlarına göre en büyük iki partiyi geride bırakmış görünüyor. Partinin lideri Mary Lou MacDonald bu durumu sandıkta devrim sözleriyle değerlendirdi. Bu sonuç tabii nasıl yorumlanıyor? Londra'da yankıları nasıl oldu? Barış Çimen rüzgarda karşımda. Barış. Merhaba Serdar. Fırtınanın etkisi altında İngiltere'den alınan seçim sonuçlarıyla politika arenasını fırtınaya dönüşen İrlanda'dan bir haberle karşınızdayım. Gerçekten çok önemli bir haber bu. İrlanda bugüne kadar iki merkez sağ partinin etkisinde yönetilen bir ülkeydi. Ama bu haftaya birinci parti olarak sol bir partinin seçilmesiyle başlandı. Daha kesin değil sonuçlar ama gidişat onu gösteriyor. Üstelik bu partinin adı Sinn Féin. Ki Sinn Féin İngiltere'nin yıllarca baş belası olan İRA, kısa adı İRA olan İrlanda Kurtuluş Örgütü'nün, ordusunun siyasi kanadı olarak bilinen, ilişkilendirilen bir parti ve şu anda İrlanda'da birinci parti olmuş durumda %24,5 oy oranıyla. Onu şimdiye kadarki İrlanda'da ana muhalefet partisi olarak siyasi yaşamını sürdüren Fianna Fáil Partisi %22'lik oy oranıyla takip ediyor. Şimdiye kadar azınlık hükümetiyle iktidarda olan Leo Varadkar'ın partisi Fine Gael ise %20,9'luk oy oranıyla 3. parti durumuna düştü. Artık iktidardan uzaklaştı farz ediliyor. Yeşiller de hiç fena değil. Yeşil Parti %7,4'lük oy oranıyla herhangi bir koalisyon olasılığında potansiyel parti olma özelliği taşıyor. Heyecan büyük. İlk kez sol bir parti İrlanda'da birinci parti olmuş durumda. Tam sonuçlar yayınlanmış değil söylediğimiz gibi ama bu tablo koalisyon demek. Başbakan Leo Varadkar daha önce yaptığı açıklamalarda Sinn Féin'le masaya oturmam demişti. Ama şu anda ikinci parti durumunda olan Fianna Fáil'in lideri Michael Martin böyle bir seçeneği masadan çıkarmadı. Yani kapatmadı. Belki de ileride onu koalisyon masasında koalisyon ortağı olarak göreceğiz. Şimdi Mary Lou MacDonald ise asla sağ bir partiyle masaya oturmayacağını, daha ziyade eğer koalisyon kurulacaksa sol partilerden destek alacağını duyurmuştu. Ama dediğimiz gibi bunun için yeterli sol partiden seçilmiş milletvekili bulabilecek mi? Şimdi o merak ediliyor. Sinn Féin sonuçta birinci parti. Yani hükümeti kurma görevi ona verilecek. Hükümeti kurabilir ya da kuramaz. Ama bu seçim sonuçları bugüne kadar İrlanda'da kurulu düzene atılmış en sert tokat olarak arz ediliyor şimdiden Serdar. Ve İrlanda'da birazcık seçim yapısından bahsedelim. Hem seçimlerden hem parlamento yapısından. 39 seçim bölgesi var. 160 milletvekili seçiliyor. 160 milletvekilinden biri meclis başkanı oluyor. Kalıyor 159. Yani 80 milletvekili hükümeti kurmak için yeterli çoğunluk farz ediliyor. 39 seçim bölgesinden Sinn Féin 42 milletvekiliyle seçime girmiş durumda. Kesin sonuçlar açıklandığında eğer 42'si de kazanırsa yine bir o kadar milletvekiline ihtiyaç duyacak anlamı taşıyor bu sonuçlar. Eğer bulabilecek, tabii ki bulabilecek mi o merak ediliyor. Mary Lou MacDonald kendini zafere götüren bu seçim sonuçlarını ülkedeki şu sorunların kampanyasını yaparak sağladı. Evsizlerin, sokaklarda evsizlerin daha çok artışı, yükselen kiralar ve hastanelerde bekleme süresinin artışı ve en çok gençlerden oy aldığı görüldü. Bu sol partinin üstelik adı bir zamanlar İngiltere'nin başına bela olan İRA'yla
İran'ın siyasi kanadı olarak anılan bu sol partinin. Ve gelelim bu sonucun İngiltere açısından önemine. Sinn Féin'in eğer iktidara gelirse seçmenine vaat ettiği en büyük vaat şu. Günün birinde Kuzey İrlanda'yı, yani hali hazırda şu anda İngiltere'nin bir parçası olan Kuzey İrlanda'yı İngiltere'den koparacağız. Bunu 5 yıl içerisinde bir referandumla sağlayacağız ve Kuzey İrlanda'yı İngiltere'den ayırıp adaya yeniden kazandıracağız demişti Melulu McDonald. Hatırlatalım, İngiltere 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve bunu 2016'da yaptıkları bir referandumla gerçekleştirdiler. 3,5 yıl çalkantılı bir sürecin ardından. İngiltere'nin büyük bölümü Brexit'ten yanaydı fakat iki parçası, yani hem İskoçya hem de Kuzey İrlanda asla Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen iki parçasıydı. Şimdi Sinn Féin eğer bir hükümet kurar ve iktidara gelirse belki de Kuzey İrlanda'yı İngiltere'den koparmanın bir adımı sayılabilecek bu hamle Serdar. Evet, Sinn Féin birinci parti oldu İrlanda'da. Tabii siyasi bir karışıklık yaşanacak mı? Halkın verdiği oylar boşa gidecek mi, gitmeyecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Her yerde bir karışıklık var. Almanya'da da bir siyasi bunalım var. Şimdi geçelim piyasalara. Piyasalar acaba nasıl? Sabah saatlerinde aslında ABD piyasaları biraz haftaya yükselişle başlamıştı. Tabii koronavirüsü, onun etkileri. Goldman Sachs'ın koronavirüsüne ilişkin yayınladığı rapor var. Uzun vadeli ekonomiye etkileri. Aslı Pelit karşımda. Aslı. Merhaba Serdar. Amerikan piyasaları söylediğin gibi sabah açılışta yükselişteydi. Daha sonra kısa bir düşüşün ardından şu anda Amazon hisselerinin %1,7'lik yükselişi Nasdaq ve diğer endekslere de biraz optimizm getirdi. Çünkü gerçekten virüs haberleri piyasaların şu anda en yakından izlediği haberlerden bir tanesi. Yatırımcılar yayılmakta olan koronavirüsünün ekonomik etkisini anlayabilmekte zorluk çekiyorlar ve bir taraftan da buna bağlı olarak planları genişletmeye çalışıyorlar. Bu hafta piyasaların konuşacağı bir rapor söylediğin gibi Goldman Sachs'tan geldi. Birçok yatırımcının haftaya satışla başlamasının ardındaki sebep de bu rapor diyebiliriz. Çünkü yatırım şirketi koronavirüsünden en sert etkilenecek şirketlerin listesini yayınladı. En başta tabii ki de Çin ile iş yapan şirketler geliyor. Listenin başında Çin'le sadece satışlarını Çin'e yapan Yum China var. Satışlarının ve gelirinin %75'ini Çin'den karşılayan Wynn Resorts otel zinciri ve tabii ki de telefonlarda kullanılan çiplerin üreticisi Orva geliyor. Wynn Resorts neden bu kadar önemli? Hong Kong açıklarındaki Macau adasında bulunan kumarhanelerin sahibi Wynn Resorts ve şu anda bu otel ve kumarhaneler tahminen uzun bir süre kapalı kalacak. Henüz ne zaman açılacağı belli değil. Şirketin hisseleri Ocak ayından bu yana %6 oranında değer kaybetti bile. Diğer şirketler Royal Caribbean, Carnival Cruise zaten biliyorsunuz bunu Barış da anlatmıştı geçtiğimiz hafta. Gemide karantina altında bekliyorlar ve tabii ki de bu cruise tatil gemileri açısından çok büyük bir kötü haber olarak algılandı ve hisseler düşüyor. Starbucks Çin'deki dükkanlarının yarısını kapattı. McDonald's yine aynı şekilde Çin'deki restoranların büyük bir kısmını kapattı. Bu iki şirketin hisseleri de yine bu listede yer alıyor. Apple, Nike ve birçok üretici yine Çin'de üretimini yapan şirketler de listede yer alıyorlar. 2020 tahminlerini değiştiriyor bu yüzden birçok analist ve önümüzdeki ikinci çeyreğe hatta üçüncü çeyreğe bile virüsün etkilerinin yansıyacağını düşünüyorlar. Bu bunun dışında güzel haberler de var dedik. Bunun Apple teknoloji şirketlerinden geldiğini, Amazon, Facebook ve Netflix, Alphabet hisselerinin yükselmesi bu sabah tabii ki de piyasalardaki optimizi arttırdı. Bir de tabii ki de Başkan Donald Trump'ın bütçesi. Bakalım nasıl bir bütçe açıklanacak, bu demin Serhan'ın anlattığı gibi onaylanıp onaylanacak mı bunu bilmiyoruz. Bir de tabii bu hafta yatırımcıların gözü Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell'ın kongrede yapacağı sunumda olacak. Bu sunumdan beklentiler yine bakalım Fed başkanı virüse bağlı olarak planlarında değişiklik yapıyor mu? Amerikan ekonomisinin planlarında bunu da öğreneceğiz Serdar.
Aslı Pelit New York'tan son bilgileri bize aktardı. Borsada hafif bir yükseliş var. Tabii ki gözler Trump'ın açıklayacağı bütçeye nasıl yankılanacak, onun da yankısını bugün göreceğiz New York'tan, finans piyasalarından. Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük sonuna geliyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın ve bütün hafta Amerika ve dünya gündemiyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Herkese iyi akşamlar.